Sevgili arkadaşlar, her insan beyni olan her insan biyolojik bir robot gibidir. Bak. Robot nedir? Robot programlanıyor değil mi? İçerisinde bir çip var. Bilgisayarı düşün. Böyle çip. Tamam mı? Bunun içerisine program yükleniyor. Bu programa göre tamam mı? Bu robotun içerisindeki bilgisayar nasıl programlandıysa robot o şekilde hareket ediyor. Bak, tekrar söylüyorum. Buraya program yükleniyor. Bu programa göre ne yapıyor robot? Hareket ediyor. Programın dışına asla çıkmıyor. Tamam mı? İnsanlar da öyle. İnsanlar da biyolojik bir robot. Yani insanlar da programlanıyor. İnsanlar da programlanıyor. Nasıl programlanıyor? Anne karnında 5. haftadan itibaren bilinçaltı açık olduğu için yani şuuraltı diyorlar. Osmanlıca tahta şuur. İnsan da bilgisayarı bilinçaltı. Orası ne yapıyor? Programlanıyor. Yani anne ile babanın konuşmasıyla ilk önce programlanıyor. Anne karnındayken ta 5 haftalık iken programlanmaya başlıyor. İstatistiklere göre 18 yaşına kadar bu biyolojik robot yani insan 18 yaşına kadar 144 bin ile 255 bin kelime ile programlanıyor. Hani nasıl programlanıyor bilgisayar? kodlarla programlanıyor bilgisayar, robot. Peki insan neyle programlanıyor? İnsanın beyninin besinine kelimelerdir. Kelimeler. Kelimeler ile programlanıyor. Ne deniyor mesela? Annesi diyor ki oğlum erkekler ağlamaz diyor. Çekirdek inanç koyuyor beynine. Sonra babası da diyor oğlum erkekler ağlamaz diyor. Sonra amcası diyor erkekler ağlamaz. Bak duvar örülüyor devamlı. Yani o program güçleniyor insanın beyninde. O program erkekler ağlamaz programı güçleniyor. Amcası söyledi, dayısı söyledi, öğretmeni söyledi ve duvar örülüyor. Duvarlar yükselmeye başlıyor. Yani bu çekirdek inanç kafasındaki bir kelime, bir cümle tamam mı? Ne oldu? Kalıplaştı, sertleşti. Mermere hani harfler işleniyor ya onun gibi derinleşiyor, derinleşiyor ve gerçekten öyle inandığı için Erkekler ağlamaz diye inandığından dolayı ağlayamıyor. Öyle sorun da yaşayanlar var. Veya merhametsiz davranıyor. Ağlamak onun için çok ayıp oluyor. Kim programladı? İlk önce annesi, babası, dayısı, amcası, öğretmeni ve sürekli veya televizyonda veya dizilerde ona o şekilde öğretildi. Yani şuraya tekrar gelmek istiyorum biyolojik robot olan insan 18 yaşına kadar 144 bin kelime ile 255 bin kelime arasında programlanıyor. Ne ile? Negatif kelimelerle programlanıyor. Genellikle bunların çoğu negatif yapamazsın, beceremezsin, senden adam olmaz, zaten sen yapamayacaksın gibi veya sen tembelsin veya sen çok sinirlisin, amcana benziyorsun, senin işte şöyle kötü davranışın var veya sen şöyle birisisin. Babana çektiğin gibi sürekli negatif kelimelere göre biyolojik robot programlanıyor ve programlanan robot yani o insan o kalıbın dışına çıkamıyor. Yani şöyle düşün senin hayatında önemli olan aile konusu tamam aile konusunda ne yapıyorsun Ne yapıyorlar seni programlıyorlar hayatında aile en önemlisi değil mi? seni aile konusunda ne yaptılar programladılar eğer aile konusunda şu anda mutsuzsan başarısızsan o zaman şuradaki negatif kelimelere bakacaksın seni nasıl programladılar Çevren seni nasıl programladı eğer ailede sıkıntı yaşıyorsan bununla beraber veya evlenemiyorsan bununla beraber kişilik konusunda eğer sorun yaşıyorsan yani bir özgüven eksikliği varsa çekingenlik varsa sürekli kendini yapamıyorum yapamam diye programlıyorsan, eziksen veya küçük emrah moduna girdiysen o zaman sen programlandın. Seni programladılar. Programlandığın için bu şekilde davranıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bunun dışına çıkamıyorsun. O kelimeler bu programın dışına çıkamıyorsun. Robot gibi düşün. Veya eğer senin destek konusunda sorunun varsa bir türlü işini sevemediysen veya o işe girdin beğenmedin tekrar başka bir işe girdin o işi de beğenmiyorsun sürekli iş değiştiriyorsun ve seni sürekli patronun veya iş arkadaşın eziyorsa tamam sıkıntı yaşıyorsan meslek konusunda mutsuzsan yine seni programladılar programlandığın için bu durumu yaşıyorsun yani senin kafana kilit koydular öyle düşün kilit bu kilit kafanda olduğu için tamam mı açmadığın için sen böyle kafanı kuma gömüp sürekli beklediğin için daha hala bir kurtarıcıyı bekliyorsun ve harekete geçmediğin için hani beyaz atlı prensi beklediğinden dolayı buraya birisi gelecek beni kurtaracak ve kilidi açacak kilidi açınca ben aile konusunda kişilik konusunda veya meslek konusunda başarılı olacağım diye beklediğin için yani hayal kurduğun için ama açık ve net söyleyeyim hayal kırıklığına uğrayacaksın. Eğer hiçbir şey yapmazsan hayal kırıklığına uğrayacağını ben sana şimdi peşin söyleyeyim. Yani senin beyaz atlı prensi beklemen seni ileri götürmeyecek. Çünkü sen hareket etmen lazım. Öyle birisi yok zaten. Beyaz atlı prens sadece masallarda var. Çünkü kader gayrete aşıktır. Hazreti Allah'ın adaleti o. Sen gayret gösterirsen bir şey olur. Sen gayret göstermezsen, kafayı kuma gömersen bir şey olmayacak. Hani hareket etmeden bir şey olmuyor. Fizik kuralları da böyle. Yani sen bir şey yapmadan olmuyor. Şimdi gelelim eğer seni yanlış programladılarsa tamam mı? 144 bin veya 255 bin kelime arasında 18 yaşına kadar eğer seni parayla alakalı yanlış programladılarsa hani sana şunu dedilerse Fakirler kardeş, zenginler kalleş diye programlandıysan, zenginlere karşı seni hep ayarladılarsa, şartladılarsa, onları hep kötü görüyorsan, parayı kirli görüyorsan, onların yanlış kalıplarını, kelimelerini beynine girmesine müsaade ettiğinden dolayı, da ki bakış açını değiştirmediğinden dolayı parayla alakalı sürekli sorun yaşarsın. Sürekli bir bereketsizlik yaşarsın. Arzuladığın o kazanç var ya ona bir türlü ulaşamazsın. Niye? Çünkü seni öyle programladılar. Biyolojik robot gibi düşün. Tamam mı? Seni öyle programladıkları için sen başarılı olamıyorsun. Bir türlü elinde para tutamıyorsun. Devamlı aynı hataları yapıyorsun. Ve değişime sürekli engel oluyorsun. Niye? Çünkü senin kafandaki bu kelimeler bilinç altında yerleşmiş. Ve sen değişime sürekli direnirsin. Kilidi doğru anahtarla açmadığın müddetçe tabii. Devam edelim. Sağlık konusunda da sorunlar yaşıyorsun. Tamam mı? Sağlık konusunda. Neden? Çünkü senin annen sana çekirdek inanç olarak ne söyledi? Ya bizim ailede tansiyon hastaları var devamlı. Biz sürekli tansiyon hastalığı yaşarız. bizim ailemizde tansiyon düşüklüğü var diye sana böyle sürekli bir inanç koyarsa senin tansiyonun aynı ondan gibi olacak. Çünkü beynin öyle programlanıyor. Veya işte bizim ailemizde sürekli migren hastalığı var. İşte bizim ailemizde şu hastalık var, bu hastalık diye sürekli sana söylendiği için beynin öyle programlandığı için yani biyolojik robot olduğun için seni öyle kitledikleri için sen de açmadığından dolayı o hastalıkları sürekli sen de yaşarsın. Annen dizi ağrıyorsa senin de dizin ağrır. Çünkü onlar durduğu zaman senin yanında sürekli hastalıklardan bahseder. Seni öyle programlarlar. Sen 18 yaşından sonra da günlük 22 kelime sürekli sana negatif kelime söyleniyor. Ortalama. Yani bu 18 yaşına kadar devam ediyor mu? 18 yaşından sonra da 22 kelime söyleniyor sana sürekli. Yapamaz, beceremez gibi söyleniyor. Ama ben sana şunu söylüyorum. Sen de yapabilirsin. Sen de başarabilirsin. Sen de kartalsın. Sen tavuk değilsin. Sen kartalsın. Senin yapman gereken tek şey ne biliyor musun? Artık şu doğru anahtarı bulup kilidi açmak. Kafandaki kilidi, beynindeki kilidi bu beynin olsun, kafandaki, beynindeki kilidi doğru anahtarla açmak yani ayak bağlarından kurtulmak, bu negatif kelimelerden kurtulup doğruya programlanmak doğruya ve gerçeğe programlanmak. Eğer bu engellerden kurtulursan yani kafandaki kilitlerden kurtulur ve yeteneklerini kullanırsan kartal gibi kanatlarını kullanırsan o zaman sen de bak ben buna binlerce kez şahit oldum o zaman sen de Aynı konusunda. Özgüven konusunda, kişilik konusunda, meslek konusunda, para konusunda yani finans konusunda ve sağlık konusunda sen de başarırsın. Sen daha fazla başarılı olursun. Sen daha huzurlu olabilirsin. O senin elinde. Sen artık kafanı kumdan çıkarman gerekiyor. Topraktan çıkarman gerekiyor. Beyaz atlı prens yok arkadaşlar. O sadece masallarda var. Beyaz atlı prens ne olabilir belki biliyor musun? En fazla. Benim şu videom olabilir yani. Bu video sana farkındalık oluşturabilir. Sana bu mesajı veriyorum. Buradaki mesaj bu. Eğer kurtarıcı arıyorsan bu video belki bu farkındalık seni kurtaracak. O yüzden ayağa kalk artık. Sen de robot olmaktan kurtul. Kendini artık başarıya, huzura programlayabilirsin. Eğer vakti geldiyse. Ama vakti gelmediyse hala bu videonun arkasından başka videoları izleyeceksen, başka yerleri seyredeceksen, yine yanlış programlatmaya müsaade edeceksen o zaman ben şunu söyleyebilirim ancak sana vermemiş mabud neylesin Sultan Mahmut diyebilirim. Dolayısıyla ben sana şu anda ısınmışken, beynin programlanmışken senin de başarabileceğine inanıyorum. Sen de başarabilirsin. Bu şekilde kendini programla. Sen de arzuladığın o huzura ulaşabilirsin. Yapman gereken tek şeyine kafandaki kilitleri doğru anahtarla açmaya müsaade edeceksin. Harekete geçeceksin ve yeteneklerini, kanatlarını bulacaksın. Bunun için ne yapman gerekiyor? Bunun için kendini tanıman lazım. Kendini tanıyabilmek için ne yapman gerekiyor? Kendini tanıyabilmek için de analiz ettirmen lazım. Üçüncü bir şahıs tarafından bu işin uzmanı olarak biz analiz ediyoruz. Biz yıllardan beri kişiyi kişiye tanıtıyoruz. Kafasındaki kilitleri gösteriyoruz. Yeteneklerini gösteriyoruz, kanatlarını gösteriyoruz. Kilitleri açtıktan sonra doğru anahtarla o da Arzuladığı konularda aile, para, sağlık, kişilik ve meslek konusunda o da başarabiliyor, sen de başarabiliyorsun. Eğer sen de bizim bu konularda sana yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşçakal.